Evet, para piyasaları her şeyi önüne katıp herkesi başka tarafa savurduğu bir kasırgaya dönüştü ve haliyle biz de içinde kaldık. Kur şokları ile ilgili onlarca soru alıp sokakta kan gövdeyi götürürken onca şey konuşup ekonomi konusunu atlamak pek vicdanlı bir tutum olmazdı. O yüzden böyle sunumu 360p ama içeriği 4K olan araba videolarımla yine beraberiz. Şimdi işimiz emlak, haliyle hepimiz aynı gemideyiz. Tabii haklı olarak da herkes bu işte kaptanı derya değil. Haliyle aramızda karaya oturanlar da var, alabora olanlar da var, yelkenleri suya indiren da var, fırtınaya güvertede yakalananlar da var. Var oğlu var. Şimdi gayrimenkul piyasalarında arkadaşlar siz de görüyorsunuz böyle expert, raiç, kredi çarpanı, emsal, faiz oranı, yok değer, bedel gibi teraziler böyle hassaslığını kaybetti. Eksiği fazlayı tartamıyor maalesef. Hiç kimsenin zihni berrak değil. Kör tuttuğunu, topar yakaladığını götüren saçma sapan bir kaosun içindeyiz. Piyasanın kısa vadesi bir saat, orta vadesi bir hafta, uzun vadesinde bir ay olduğu, ondan sonrasının da böyle bilim kurgu olduğu saçma sapan bir film izliyoruz hep birlikte. Aslında olay ortada. Batıyoruz arkadaşlar. Ama geminin böyle kıç kısmında olduğumuz için de yükseldiğimizi zannediyoruz. Böyle göz gözü görmüyor. Müşteriler nerede duracağını bilmiyor. Etraf fikrine, tezine aşık insanlarla dolu. Olaylara böyle Allah'ın hikmeti kafasıyla bakanlar da var. Müşterilerin kafaları karışık. Parasını oy olarak kullanan bir seçmen gibi davranıyor. Şimdi param bankada hesapta duracağına toprakta gömülü dursun mantığının egemen olduğu piyasa artık yok. Ya o pazarın emlakçılarına geçmiş olsun. Avcı alıcı piyasası da bitti. Satmayı düşündüğü ana kadar o kaynağa ihtiyaç duymayacak müşteri profili de biçim değiştirdi. E ne olacak? Şimdi etrafta vatandaşlık için alanlar, ihtiyaca yönelik satın alma gerçekleştirenler, bir de döviz şoklarına TL'de yakalanıp 12 liradan dolara geçmek istemeyenler var. Şimdi arkadaşlar, emlak işinde bu memleketin hangi köşesinde, hangi uzmanlık alanında veya bölgesinde faaliyet yürütüyorsunuz bilmiyorum. Ama emlak müşterisi artık ekonomik değişkenlikleri cebinde parası olan müşteri perspektifinden yorumlayabilen finansal okuryazarlık düzeyleri yüksek danışmanların yönlendirmelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Danışman demek, danışılan demektir. Aklına başvurulan demek. Bugün kendi piyasanızda can simidi atan bir kurtarıcı gibi davranmanız lazım. Emlak bilginiz tek başına evet sizi daha önce A noktasından B noktasına belki taşıyordu ama artık skoru değiştirecek beceri iktisat kapasiteniz olacak arkadaşlar. Danışmanlar da tuhaflaştı. Şimdi herkes kendini böyle Doblo marka bir arabanın arka camına yazılmış Dante'den bir dörtlük gibi hissediyor. Ya hissettiği yanlış ya da bulunduğu yer. Tabii ortalık karışık. Herkes günde 10 defa kahkaha atıyor. 9 tanesi sınır stres yüzünden. Ekonomi ile ilgili aforizma savurma çılgınlığı başladı herkeste. Şimdi dikkat ediyorum. Herkes de piyasanın dengelerini iyi koklayacağım diye havadaki bütün mikropları içine çekme eğilimi başladı. Zihinlerinizden, kulaklarınızdan zehirlenmeyin. Difrizden çıkarılmış et gibi dolaşmayın ortalıkta. At gözlüğü takın arkadaşlar. Önünüze bakın. Emlakçılar belirsizlik duygusuna en antrenmanlı kafa yapısına sahip insan profilleridir. Biz zaten her sabah işsiz uyanmıyor muyuz? Uyanıyoruz. Bu işte oyun her sabah her birimiz için yeniden başlamıyor mu? Başlıyor. Bağlantılarımın birçoğu biliyorum ya gayrimenkul danışmanı ya da üstüne bir şekilde gayrimenkul bulaşmış topluluklardan oluşuyor. Satacak gayrimenkul olup danışman olmayan da var. Danışanı olup gayrimenkul olmayanlar da var. Şimdi hangi tarafta olursanız olun hepimiz giderlerimizin belli ama gelirimizin de belli olmadığı bir iş yapıyoruz. Şimdi bu insanı olasılıklarla sevgili yapar. Bu işte belirsizlik hepimizin bir doğum lekesi arkadaşlar. Yok tapudan döndüm, yok kapora iade ettim, yok satışım patladı. E ne yapalım, dükkanı kapatıp makarna kuyruğuna girip evde televizyon mu izleyelim? Kendinizi sarsın, mızmızlanmayı bırakın. Para bulamayınca sosyalist, koca bulamayınca feminist olanlar gibi feryat etmek yerine sorumluluğu olduğu gibi üzerinize alıp önünüze bakın. Kaçış rampası aramayın. Bir danışmanın en büyük özelliği kapladığı alanın sakini değil sahibi olmasıdır arkadaşlar. Tabii ki bu durumda olmayı kimse istemez ama kontrol edemediğimiz şeyler oluyor. Ve artık kitabın ortasından dalma vakti hepimiz için geldi. Kırmızı alarm moduna geçmemiz lazım. Kendi ekonomik kurtuluş savaşımızı vermekten başka çaremiz kalmadı hiçbirimizin. Kendinizi önceleyin. Manevra alanları yaratın. Bir kurtarıcı beklemeyin. Eve lazım olan camiye haramdır. Zaman virajlara sert girme zamanı. Zaman vites büyütme zamanı. Zaman böyle Energizer tavşanı gibi dolaşma zamanı. Gündüzleri atom karınca olun. Akşamları da kitap kurdu olun. Rahatınızı kaçırın. Rahatsız olun. Zaman deli gömleği giymeye reddetmiş rahatsızlar var ya yerinde duramayan. Onlardan olun. Deliye vurun kendinizi. Durmayın. Duracak kadar boş zamanınız olmasın. Boş zaman yoktur arkadaşlar. Boşa geçirilen zaman vardır. Bir saat bile dursanız boşluk hissedeceğiniz şeyler yapın. Ne bir cümle, ne bir satır arası, ne imla, ne zerre. Hiçbir şekilde boşluk bırakmayın. Boşluk oluşmasına izin vermeyin. Boşluk insanı durdurur. Durduğunda ne mi kaçırırsın? Her şeyi. Durduğunda nelerden mi vazgeçersin? Her şeyi. Durduğunda ne mi kazanıyorsun? Hiçbir şey. Durduğunda neyi mi başarıyorsun? Hiçbir şey. Durursan durgunlaşırsın. Alo! Meslektaşlarım, arkadaşlar, size söylüyorum. Durursanız duyulmazsınız. Durursanız duyarsız olursunuz. Mesaj açık. Durursan ölürsün. Sadece şu an sesimi duymak için, rutinlerinizi, ritimlerinizi değiştirmek için durun. R'ye tıkın ve bir daha da asla arkanıza
ayağınıza bakmayın, durmayın. Niye biliyor musunuz? Çünkü müzik değiştiğinde dans da değişir.